Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Ziraat Yüksek Mühendisi Nazım Mavioğlu. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Nesrin Hanım. Merhabalar, bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Deniz Nazım Mavioğlu, Ziraat Yüksek Mühendisiyim. 30 yaşındayım, İzmir'den geliyorum. İzmir Ödemişliyim aslında. Eğitim hayatıma Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde başladım. Sonra İspanya'da Instituto Agronomico Mediterraneo de Zaragoza, yani Zaragoza Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nde, enstitüsünde Agrofood Marketing üzerine yüksek lisansımı tamamladım. Çok tebrikler. Türkiye'ye dönüş yaptım. Özel sektörde çalışıyorum şu an. Nice başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Bu sektöre ilgim aslında atalardan başladı. Dededen babaya, babadan da bize. Aynı olmak, gelmek şartıyla, gelmek koşuluyla. Ziraatın içinde büyüdüm, tarımın içinde büyüdüm ve bu mesleği seçme sebebim en iyi bildiğim işin bu olduğu için bu mesleğe yöneldim. Ve çok da mutluyum mesleğimde, ne gurur duyuyorum. Çekirdekten yetiştiniz, evet, size çekirdekten rol model yetiştim. Oldu büyükleriniz. Kesinlikle öyle. Harika. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki. Ben İzmir'de özel bir firmada çalışıyorum. Konserve turşu üreten büyük bir firma. Hatta Türkiye'nin en büyüğü diyebilirim. Orada üretim mühendisi olarak çalışıyorum. Turşu üretiyoruz. Konserve turşu üretiyoruz. Harika. Her çeşidi var. Evet, turşu ve soslarımız da mevcut. Sos çeşitlerimiz de mevcut. Harika. Bizim konjüktürümüzün büyük çoğunluğu yurt dışı. Çok güzel. Nerelerle çalışıyorsunuz? Özellikle Avrupa ülkelerine biz ihracat yapıyoruz. Avrupa'da artık turşuyu öğrendi. Evet, evet. Yani diyeyim, orada da tabii yaşayan Türkler de var ama zaten bir ölçüde kullanılıyor. Ama daha da çok artıyor zannediyorum. Kesinlikle. Turşu gerçekten ülke ülke damak tatları değiştiği gibi turşu da aynı şekilde değişiyor. Mesela örnek vermek gerekirse biz Avrupa'ya ekşi, tuzlu değil de daha tatlı turşu üretiyoruz. Aa, çok güzel. Evet. Hangileri oluyor bu? Yani hepsi tatlı olabiliyor mu yoksa belli? Büyük çoğunluğu tatlı. Olabiliyor evet, yani. Evet, büyük çoğunluğu tatlı. Tatlıları Avrupa vatandaşları daha çok talep ediyor, tatlı turşuları. Ama Türkiye'de çok yaygın değil. Türkiye'de evet, damak zevkimiz, yani büyüdüğümüz yerler buralar olduğu için damak tadımız daha çok ekşi ve tuzluya daha yatkın. Evet. O yüzden Türkiye piyasasında biraz daha ekşi ve turşu aromalarıyla biz üretimleri gerçekleştiriyoruz. Ama yurt dışına olunca daha tatlı, daha rağbet görüyor. Peki sizi rakiplerinizden ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ben idealist bir insanım. Objektif yaklaşmak gerekirse şahsımla ilgili. İdealist bir insanım, azimli bir insanım. Yani bu özelliklerin benim diğer rakiplerimden ayırdığını düşünüyorum. İşinizi en iyi şekilde yapıyorsunuz. Tabii ki de elimden geldiği kadar her konuda en iyi şekilde mükemmelliyetçiliği hedeflediğim doğrudur. Harika, ne güzel. İşi layıkıyla yapmak çok önemli gerçekten. Kesinlikle öyle. Yani hakkını vermek, gerçekten hani kazandığınız paranın hakkını vermek. Tabii, emek veriyorsunuz. Kesinlikle. Ben güven duyulan bir kişi oluyorsunuz. Kesinlikle öyle. Çünkü gerçekten kolay süreçler değil. Hata kabul etmiyor. Hata kabul ettin. Yani hata yaptığınızda çok büyük sonuçları var. Evet, maliyetlere yol açabiliyor. Kesinlikle. Müşteri kaybı, para kaybı. Kesinlikle. Değil mi? Son derece önemli. Bir de insan hayatı söz konusu bu. Gıda çünkü. Evet, evet. O yüzden çok hassas bir konu gerçekten. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Geleceğe dair firmamın hedefleri tabii ki de Avrupa pazarında ve dünya pazarında daha çok, hani hacimsel olarak daha fazla ülkeye erişmek. Bunu söyleyebilirim. Zaten büyüyen bir firma. Güzel de bir sektör. Tabii sektörün büyümesini engelleyen tabi faktörler de var. Örneğin artık su kıtlığı yaşamaya başladık. Maalesef. Bununla beraber zor bir pazardayız. Küresel bir ekonomik sıkıntılar hep var ve devam ediyor. Bu Covid sürecinden bu yana da hala devam ediyor. Yani umarım sektör güzel olur. Yani İnşallah. Ticaretlerimiz daha akışkan olur. Daha güvenilir olur, daha sağlıklı olur. Kendimle ilgili ben Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Şu an üretim mühendisi olarak çalışıyorum. Gerek bu sektör gerek başka bir sektörde yani üst düzey yönetici pozisyonlarına yani kendimi görüyorum açıkçası. Kesinlikle. İnşallah umarım aklımda hayırlısı olur. İnşallah en kısa kendime zamanda. Kendime de her konuda güveniyorum. Hayırlısıyla en kısa zamanda hedefinize ulaşmanızı umarım, dileriz. Inşallah. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir?
Bu işi yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Bu mesleği herkes yapabilir mi? Bu konuda evet tartışılır diye düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü herkes yapacağını düşünemiyorum. Yani her gıda mühendisi ya da her ziraat mühendisi yapabilir mi? Çok zor bir sektör gerçekten. Yani ürettiğimiz konserve ürünleri baz alırsak, kavanozu, kapağı, aroması, baharatı, işte reçeteye uygun üretimleri ve beşeri sermaye ile uğraşıyoruz. Hani sezonda Nesrin Hanım, yaklaşık 1000 kişiye, 1000 kişiyle çalıştığımız oluyor. 1000 kişiyle yönettiğimiz oluyor, 1000 kişiye yönlendirdiğimiz oluyor. Yani gerçekten bu beşeri sermayeyi yönetebilmek, onlara adaletli bir şekilde yaklaşabilmek ve onların gönlünü kazanabilmek. Hani şöyle, ben her zaman şu açıdan bakıyorum. Bir insan işinden memnun olabilir ama mutlu mu? Önemli olan bu benim. Çünkü mutluluk ve memnuniyet çok farklı kavramlar. Doğru. Herkes işinden memnun olabilir belki ama mutlu olması benim aslında aradığım özellikler. O yüzden personellerin mutlu olabilmeleri için, benimle çalıştığında mutlu olabilmeleri, gurur duyabilmeleri için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Ne güzel. Bu sektörde bu işi yapabilecek olan kişinin gerçekten aynı anda analitik bir şekilde birçok konuyu düşünüp öngörebilmesi çok önemli. Herhangi bir hatada, herhangi bir yanlışlıkta neler yapılması gerekiyor? Çünkü çok hızlı aksiyon alınması çok mühim bu şirkette, yani bu sektörde öyle söyleyeyim. Çünkü örnek veriyorum, bir üretilen turşunun aromasının yanlış çok olması önemli. Saatte 10.000, 15.000 üretimin hatalı olmasına yol açabiliyor. O yüzden hemen proaktif davranıp kriz yönetimi. Kesinlikle evet. Son derece. Çok interaktif bir süreç. Hı-hı. Sürekli hibrit bir İletişim. Çalışma ortamı zaten. Hı-hı. Masa başı bir çalışma ortamımız Tabii. yok. Ekip işi bu. Kesinlikle ekip işi. O yüzden etkin bir iletişim kurmak bu Kesinlikle. Da önemli. Kesinlikle harika bir açıklama oldu. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? İzleyicilerimize bizi dinledikleri için teşekkür ederim. Memnun oldukları işlerde çalıştıklarını canı gönülden biliyorum. Mutlu oldukları işlerde çalışmalarını canı gönülden öneriyorum, istiyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederiz. Gerçekten motivasyon çok önemli değil mi? Tutkuyla Kesinlikle. O işe bağlı olmak, Kesinlikle. Aidiyet duygusu. Çünkü ben her zaman şunu dile getiriyorum personellerime, çalışma arkadaşlarıma. Hı-hı. İnsanı ayakta tutan moral, ruhu ayakta tutan dua diyorum. Bunlar olmazsa olmaz hayatımızda. Bu şekilde işlerimize, çalışmamıza devam edebiliyoruz, ediyoruz. Harika bir mesajdı. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok sağ olun Nesrin Hanım. Çok Aynı mersi. Şekilde bir mukavele. Sağ olun. Size Programın sağ olun. Sonuna geldik. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve ben başarılar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Rica ederiz. Çok sağ mersi. Olun. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz Ziraat Yüksek Mühendisi Nazım Mavioğlu'ydu. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.